Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nasıl Çalınır serimizin 3. videosunu çekiyorum. Konuğum Dilara Bayram, klasik kemençe sanatçısı. Şimdi videoya geçebiliriz. Öncelikle Dilara hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz kısa bir şekilde seni tanıyabilir miyiz? Tabii. Dilara Bayram ve Özgüdeciler artık. Orası önemli. Ama Dilara Bayram olarak tanıyorlar genelde camiada. Klasik kemençe sanatçısıyım. Dört telli klasik kemençe sanatçısıyım demek belki daha doğru olur. Kemençeye konservatuarda başladım lise döneminde. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda başladım. Üç telli ve dört telli diye ikiye ayrılıyor kemençe adında. Dört telliyle ben başladım klasik kemençeye. Lise ve üniversiteyi orada okudum. Şimdi yüksek lisans yapıyorum Kocaeli Üniversitesi'nde. Ne Türk müziği? Türk müziği üzerine, yani kemençe üzerine. Yapmak istediğim birkaç bir şey var kemençe üstünde, özellikle dört telli üstünde. Onun dışında piyasada çalışıyorum. Aynen. Yaklaşık bir 8 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndayım klasik kemençe sanatçısı olarak. Yaptığım başka neler var? Bir ara enstrüman yapımına merak saldım klasik kemençe. Çok keyifli zamanlardı. Çok güzel şeyler öğrendim, çok güzel insanlara tanıştım. Çok seviyorum onları buradan, hepsine çok selamlar. İsim olarak ben birçok duydum hani klasik kemençe deniyor. Hatta ben hani her yerde klasik kemençe olarak görüyorum. Okullarda falan şey oluyor. Tırnak kemençe deniyor. Bir de İstanbul kemençesi Derya Hoca'nın kondurduğu bir isim var. Şu an ne olarak şu an alınıyor? Konservatuarlarda ve literatürde klasik kemençe olarak geçiyor. Ama işte karıştırıldığı için bu Karadeniz kemençesiyle veya diğer kemençelerle Derya abi bence çok güzel bir şey yaptı ve İstanbul kemençesi dedi. Çok güzel bir isim. Evet. Tırnak kemençe de deniyor. Armudi kemençe de deniyor. Armudi. Evet. Yani benzediğinden dolayı. Evet, armudi kemençe de deniyor. Tarihe baktığımızda bir sürü ismi var. Kemençe-i Rumi deniyor mesela, Anadolu kemençesi. Tamam. Yani bir sürü isimler konmuş. Bu zamanla zaten kemençenin oluşumundan itibaren hep böyle bir isim değişkenliği var. Yani böyle yüzyıllarda hep isimler değişiyor. Sonra işte kemençe deniyor. Kemençenin denmesindeki amaç zaten Farsça bir isim kemençe. Şey, küçük anlamına geliyor. Kemen de keman, küçük keman. Yaylı küçük enstrümanlara kemençe denildiği için bu isimle devam ediyor. Ama dediğim gibi çok karıştırıldığı için Derya abi İstanbul kemençesi adını noktayı koydu yani. Bence çok başarılı. Kesinlikle, aynen. Bence de güzel isim olmuş. Evet. Yani şeyi İsmini peki... İsmini de yaraşıyor bence. Aynen. peki İstanbul kemençesi deniyor ya, yurt dışındaki çalım falan oranı nasıl Türkiye'den ya da Türkiye'den başka bir yerde çalınıyor mu şu an? Yunanistan'da var. Aynı. Ortak bizde. Zaten tabii. Doğru, aynen. Karadeniz kemençesi. Kültür ortak. Her şeye ortak baktığın zaman onlarda da var aynısı ve onlar daha tiz kullanıyorlar. Çok da keyifli. Şeyde de var aynısı. Yani bizim kemençede de var. Rumlar orada evet, genellikle. Evet, orada da aynısı. Karadeniz kemençesi kullanılıyor. Tipler, çalan kişiler, tipler kemençenin aynısı birebir. Evet, yani evet. Birebir her şey aynısı. Aynen öyle. Sadece biraz Karadeniz kemençesi için konuşuyorum. Yay yatışları falan biraz farklı. Tutuşları biraz farklı. Aynen. Var. Şimdi oranın toprağıyla bizim buradaki toprağın hem tabii. insanı farklı, kesinlikle. Hem müziği farklı. Her şey enstrümanlarımıza, yani bütün duygularımızı enstrümana veriyoruz ve o bir artık zamanla kökleşiyor o durum. Kemençe dendiğinde genellikle Karadeniz kemençesi biliniyor. Bir horon çal ya da nerelisin tarzında öyle bir şey, komik şeyler geliyor mu sana? Yani program? Ben kemençeye başladığım andan itibaren bunu her zaman yaşıyorum. Yani işte müzisyen olduğumu söylüyorum. İşte ne çalıyorsun? Klasik kemençe. Karadenizli misin? Diyor. Şimdi bakıyorum. İlk başlarda, ilk yıllarda hep anlatırdım. Bakın klasik kemençe tırnakla çalınıyor. İşte Türk müziği, halk müziğinde ince sazdır. Fakat insanlar tabii algılamakta sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü bildikleri tek şey Karadeniz kemençesi. Evet. Duyuyorlar aslında. Duydukları bir enstrüman ve sevdikleri de bir enstrüman ama isim söylendiği anda maalesef oraya çekiliyor. Çok hikayeler var. Yani direkt işte Karadenizli misin? Artık böyle çok usandığım dönemlerde evet Karadenizliyim ki aslında anne tarafım da Karadenizli. Evet, o bir de Göreleli. Annem Göreleli. Kan çekmiş Göreli. Bence ya. Yani
Onlar da zaten kemençe mi hani kazan? Kemençe mi? Anne o kemençe değil ya da akrabalar. Çok çok yaşadım, hep yaşıyorum. Yani şey diyorlar, horon da tepiyor musun diyorlar. Evet diyorum, tepiyorum. Çünkü bazen gerçekten anlatamıyorum ve artık tamam, Karadeniz kemençesi. Artık sazımı zaten hep yanımda taşırım nereye gidersem gideyim, tatillerde vesaire. İnsanlar soğuduğunda direkt sazı alıp bakın. İlk önce kemençeyi anlatıyorum. Bak kemençe ne demek? Farsça şu anlamı geliyor. Bu kemençe böyle çalınıyor. Bakın işte bildiğiniz müzikler, işte duydukları müzikleri çaldığım zaman aa evet bunu biz biliyoruz diyorlar ve derin bir nefes alıyorum. Oh. Bir kemençenin bölümlerini biraz bahseder misin? Bir de şu an önümüzde bir üç telli kemençe var. Evet, bir de dört telli kemençe var. Bu aynı şekilde Karadeniz kemençesinde de var ama biraz daha çok yaygın değil aslında. Ben onların şeyini, farklarını merak ediyorum. Aslında şunu anlatayım. Neden dört telli klasik kemençe var? Hı-hı. Aslında üç telli klasik kemençe. Hani ben üç telli biliyordum. Evet. Aslında o, atamız o. Zamanında işte Vasilaki ve Tambucevi Bey kemençeye bir tane tel ekliyorlar. Pes tarafı ekliyorlar aslında. Hatta Tambucevi Bey'in taksimlerinde de duyarsınız. Vardır dönüş tel. Bir artık oktav yetersizliğinden dolayı veya ahenk de diyebiliriz buna. Sonra bir şekilde olmuyor diyebiliriz. Yanlış bir kelime de kullanmayayım. Sonra Saadettin Arel bu çalışmanın üstüne gidiyor. Dört telli klasik kemençeyi yapıyor. Okulda çok duymuştuk ismini. Evet. Arel aşağı, Arel yukarı. Özellikle çok duyarsın. Fakat o da bazı sebeplerden dolayı yapamıyor. Aslında kemençe beşlisi diye bir şey üretiyor ama olmuyor. Sonra Cüneyt Orhon bakıyor ki Arel böyle bir çalışma yapmış, o da kemençeci bir ustamız. Bunu alıp Cafer Açın'la birlikte bu enstrümanı yapıyorlar 1970'lerde. Ve bunu literatüre kazandırıyorlar konservatuarda ve eğitimler başlıyor. Açıklaması da şu, oktav yetersizliği. İşte eserlerde oktav yetersizliğinden dolayı tiz tarafa tel takıyorlar. İşte biraz enstrümanın yapısını değiştiriyorlar, tuşu ekliyorlar. Bunun üstünde tartışmalar var. Belli başlı sıkıntılar var diyebilirim. Okuduğum için, yani bu sazı çaldığım için kendi adıma söylüyorum bu sıkıntıları. Bir kere arasındaki ton farkı çok önemli. Dört telli olduğu zaman, mesela bizde şey var. Dört tel taktığın zaman, mesela biz ben kemençe taşırken hep iki tane taşırım. Birinde böyle biraz daha ince tonlar, biraz da pes tonlar çalınması için. O dört tel takıldığı zaman iki telinde biraz da kalın tonları diğer... Pes tarafa mı daha çok sizin yani geliyor o dönüş tel, yoksa tize mi ekliyorsunuz oktav olarak? Sanırsam şeye, pes tarafa ekliyorum. Pes tarafa, yani kalınlaştırıyorsunuz. Aynen, kalınlaştırıyoruz. Orada, tam tersi, tize takıyorlar. Tize takılıyor, anladım. Tamamen o amaçla diye herhalde bir dört telli de kullanılıyor. Aslında pese takılması bence daha doğru olurmuş. Dönüş telin aslında birinci tel bu. Sıkıntısı var çünkü dediğim gibi tel üretilmiyor. Ve üretilen teller maalesef oturmuyor buraya. Bakın şöyle göstereyim. Şey vardı hatta, o bağırsak teli falan değil. Evet, bağırsak. Aslında klasik kemençe de bağırsak tel kullanıyor. Şu iki tel bağırsak teller. Bu metal. Bunda direkt metal tel kullanılıyor. Bizimki full metal yani. Evet. Herhangi bir. Bunun güzelliği bağırsakta. Doğru, aynen. Ton orada çıkıyor. Şimdi üç telli şöyle bir enstrüman. Yukarıda kulaklar var. Evet. Onlar biraz. Vurguları var. Orta tel pozisyon olarak daha yukarıda. Yukarıda başlayıp diğer tele geçerken aşağı iniyoruz. Bunun bir çalım zorluğu burada var. Ne yapmışlar dört telliyi yaparken? Daha kolaya indirgeyelim demişler. Bir kere akor sistemini değiştiriyorlar. Daha farklı akortlanıyor. Keman akordu yapıyorlar buna ve gördüğün gibi dört teli de eşitliyorlar. Üst eşik koyuyorlar. Bak buradaki farkı görürsün. Burada bir üst eşik yok. Doğru. Bu orta tel daha yukarıda. Ama burada teller eşit. O zaman bambaşka bir çalım oluyor neredeyse. Evet, teknik farklı. Bambaşka bir teknik çalım. Teknik farklı. Ya bizde her şey aynı, evet. Sadece bir tel ekleniyor yani. Sıkıntı burada başlıyor. Yani evet, bir dört telli kemençe var. İsimler aynı, klasik kemençe. Ama çalım tekniği farklı. Yapı olarak farklı. Bak burada bir tuşesi var. Tuşa koymuşlar. Üç telli de o yok. Düz.
gördüğünüz üzere. Çalım kolaylığı için bir tuş eklemişler. Arkada şöyle bir gagası var. Gaga diyoruz biz buna parmak koymak için. Eli otursun diye. Fix kullanıyoruz biz. Bizde de var fix. Evet. Bağırsakta genelde kullanılmıyor ama kullananlar da var. Yok değil. Sonra akortları nasıl? Mesela bizde milare demiştim. Kalın telden milare diye başlıyor. Batı müziğine göre mi söyleyeyim? Türk Batı'ya göre söyle. Yani. Sol, re, la, mi. O zaman bizimki tam tersi. Yani doğru. Kemanda da tam tersiydi. Keman, sol, re, la, mi. Tamam. Okey. Bizde keman de milare. Kemanda da tam tersi olur. Ben o keman bir kere akortlamıştım da. Tam tersi akortlamıştım şimdi. Okey. Bunda da ne oluyor? Batı. La, re, la. Türk müziğinde nasıl oluyor? Türk müziğinde. Re, sol, re. Re, sol, re. Evet. La, re, la. Bunda da do, sol, re, la. Kafalar yandı. Aynen, şu an dumanlar çıkmaya başladı. Ufak böyle bir başlangıçta ya da yeni başlayanlar için böyle bir ufak bir şey yapabilir misin? Böyle bir? Hani mesela ben şey yapmıştım. Bütün perdelerin isim şey seslerini basmıştım mesela. Hı hı. Bir perdelerden ses alma imkanınız olur mu öyle? Tabii ki. Yine dört telden. Dört telli. Nasıl göstermemi istersin? Ya mesela bütün sesleri basabilirsin mesela kalın telden başlıyorsun. Bu akorsuz, o yüzden oktav şey alacağım, tamam. Pozisyon alacağım. Türk müziğine göre do'dan başlıyorum. Eline sağlık, teşekkür ederim. Gerçekten yani sesi de çok hoş. Yeni başlamak isteyenlere böyle bir önerim var mı? Nasıl başlayabilir? Şöyle bir önerim olabilir. İlk önce bir araştırmalarını isterim. Klasik kemençeyi bir dinlemeliler. Nasıl çalındığına bir bakmalılar. Çünkü çok geliyor. Ben kemenç çalmak istiyorum. Neden? Çünkü sesi çok güzel. Evet, sesi çok güzel. Fakat eline aldığında bu piyano değil, yani tuşa bastığın anda ses çıkaran bir enstrüman değil. Bir kere ses çıkarmak yayla bile, yaylı sazlar için, hani hepsi için öyle. Yayla bile çekerken o bile, yani bir ay çalışman gerekebilir bir yay çekerken. Çok ciddi bir sabır işi. Kesinlikle. Her enstrüman için. Kemençe için bir tık daha belki zor diyebiliriz. Çünkü tırnak devreye giriyor burada. Kendilerine şunu sormalılar bence. Ne kadar sabrım var? Ve buna ne kadar zaman ayırabilirim? Çünkü zaman çok önemli ve dediğim gibi sabır çok önemli. Eğer istikrarlı olurlarsa tabii ki yaparlar, tabii ki icra ederler. Tek önerim bu olabilir. Sohbet için teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin.